CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyaset yapma yasağı öngören mahkeme kararı vardı. İmamoğlu'nu devre dışı bırakmak istiyorlar diyen ana muhalefet lideri iktidarın ekonomi politikalarına da tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız haksız bir şekilde yargılanıyor. O da siyaseten acaba onu nasıl devre dışı bırakabiliriz arayışları içindeler. İmamoğlu'nu devre dışı bırakmak istiyorlar dedi. Hapis ve siyaset yapma yasağı öngören mahkeme kararına tepki gösterdi. Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar. Mücadele edeceğiz. Yasa dışı yollara başvuracaklar. Mücadele edeceğiz. Yargıyı sopa olarak kullanacaklar. Mücadele edeceğiz. Çünkü bu mücadele bir hak mücadelesidir. 3 Aralık'ta söyledim, yine söylüyorum. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği demokrasi şurasında konuştu. Türkiye'de adalete erişim artık bir ekonomik meseledir. Bir yanda halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alma çabası var. Öte yanda yine halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden alıp yerine kayyum atananlar var. Öte yanda aç çocuklar, evsiz varsız insanlar, ödenemeyen kiralar, alınamayan etler, sütler, dolmayan beslenme çantaları var. İktidarın ekonomi politikaları hedefindeydi. Köprü ve otoyol ihalelerine giren şirketleri bir kez daha tehdit etti. 21. yüzyılın Türkiye'sinde işsizliği, yoksulluğu derinden yaşayan, elektriği kesilen, internete erişemeyen milyonlarımız var. Açıkça ifade edeyim, orta sınıfı yok ettiler. Ya çok zenginsin ya da hiçbir şeyin yok. Türkiye'de demokrasinin en büyük sorunlarından biri de beşli çeteler. Bunların sayıları 5'ten çok daha fazla. Çetelerin kirli sermayenin devlete 418 milyar dolar borcu var. Bunu deftere yazdık. O kirli paraların tamamını tahsil edeceğiz.